Bakın, Arınç dedi ki 2015 sonrası olmadığı için mesuliyet kabul etmiyorum. 2015 yılından sonra ben olmadığım için 2015'ten sonra yaşanan her ne varsa beni onların tamamından muaf tutun. Anlamı bu. Mesuliyetim yoktur. Şimdi zulmü yap. Zulmü yapanlarla bir ol. Oh olsun de, alkışla. KHK ile yaşam hakkı tanıma. Cezaevinde ölüme mahkum et. Sonra bütün haksızlıkları uygula. Maddi manevi ekonominin içine et. Adaleti, demokrasiyi, hukuku, eşitliği, insan haklarını ayağının altına al. Bir böcek gibi onu ezmeye kalk. Ardından da de ki 2015 sonrası ben olmadığım için mesuliyet kabul etmiyorum. Bunun elle tutulur bir yanı yönü yoktur. Öyle yağma yok. Biz insanlık yapacağız ve bu 20 yılın hesabını soracağız. İnsanlığımızı da şöyle yapacağız. Hepiniz adil yargı önünde hesap vereceksiniz. Bu kadar. Hepiniz adil yargı önünde hesap vereceksiniz. Zulüm yapanlar, zulmü yapanlarla bir olanlar, oh olsun deyip alkışlayanlar, KHK ile yaşam hakkı ellerinden alınanlar, cezaevinde ölüme mahkum edilenler, bunların tamamının hesabı adil yargı önünde verilecek. Bakın, bütün halklar için, haksızlığa uğramış olan bütün halklar için, ayrım yapmıyorum hangi dine, hangi kültüre, hangi dile mensup olursa olsun, hangi ırka mensup olursa olsun, velev ki haksızlığa uğradı, bunun hesabını vereceksiniz. İktidarıyla, muhalefetiyle. Kim bunu yaptıysa, kim buna çanak tuttuysa, kim bunu alkışladıysa, evladının cesedini kokmasın diye bir hafta boyunca buzdolabında saklayan annenin hesabını da vereceksiniz. Ayrım yapmıyorum. Evinin kapısına işaret konulan bir Alevi kardeşimin de hesabını vereceksiniz. Milletin malını yağmalamanın, lüks arabalarda pudra şekeri çekmenin, şarapla 10 bin fitte keyif yapmanın hesabını, bedelini hepiniz adil yargı önünde vereceksiniz. Öyle yağma yok. İşte bunun bilincinde olmak gerekiyor. Biz insanlık yapacağız, onların yaptığını yapmayacağız, adil yargı önünde hesap vermelerinin yolunu açacağız. Örnek bir insan, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun, dönemini, devrini tamamladı, rahmetli Profesör Doktor Haluk Savaş. Benim bir hayalim var diye yola çıktı. Engelsiz, KHK'sız, demokrat, adil, hukukun üstünlüğüne inanan, güvenen bir Türkiye dedi. Zulüm gördü, eziyet gördü, tedavi olması engellendi, pasaportu elinden alındı. Bu insan bunları hak etti mi? Bu bir bilim insanıydı. Akademisyendi. Eline ömrü boyunca silah almamıştı. Ve hiçbir yapıya da ram olmamıştı, biat etmemişti. Onun tek bir ideali, amacı, gayesi vardı. Adil olmak. Hakkın yanında yer almak. Demokrasiyi özümsemiş,
adaleti rehber edinmiş KHK'sız bir Türkiye. Evet, benim küçük bir hayalimdir bu. Rahmetli Haluk Savaş gibi, sizin gibi, bizim gibi, küçücük bir hayal. Demokrasiyi özümsemiş, adaleti rehber edinmiş KHK'sız bir Türkiye. Adana valisi uyuşturucu operasyonu sebebiyle başarı ödülü veriyor bir polise ve o memur 25 kilo eroinle yakalanıyor. Buna mukabil 2009'da bombalı saldırıda iki gözünü ve elini kaybeden namuslu polis Bilal Konakçı 10 aydır tutuklu. Üstelik bu kişi bir gazi. Bakın gene nereye çıktı? Bu ülkede namuslu ve namussuzlar var. Ortası yok.